Benden bayağıdır beklediğiniz bir video ile beraberiz. Normalde önce inceleme, sonrasında uzun kullanım testi gelirdi. Ama S24 özelinde ikisi bir arada bir video ile beraberiz. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Geçtiğimiz sene S23 modelini uzun bir süre kullandım. Hem fiyat performansta hem de her noktada beni memnun eden ve beklentileri karşılayan bir cihazdı. S24'te durum değişti mi? S24 almak mı yoksa S23 mü? Tüm deneyimlerimden bahsedeceğim. Bu tarz objektif inceleme devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi ilk olarak fiyatlarla başlarsak S24'ün 128 GB'lık versiyonu 35.000 bandında. 256 GB olanı ise şu an 38.000 civarında rahatlıkla bulabiliyoruz. Ve Avrupa'da da 700 ile 800 Euro bandında. Fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağız. Şimdi tasarımla başlayalım. Telefonu elinize aldığınız zaman çok net şekilde premium bir cihazla karşılaştığınızı rahatlıkla hissediyorsunuz. 7.6 mm kalınlık ve 167 gramlık ağırlığıyla tek elle uzun süreler kullansak da elimizi yoran bir cihaz değil. Bu noktada kompakt amiral gemisi olmasının avantajını kesinlikle hissediyoruz. Kameralarda S23'e oranla biraz daha büyümüş ve özellikle bu menekşe rengi S24'e daha farklı bir hava katmış. Koyu değil, açık da değil, tam kıvamında diyebilirim. Arka kapak cam çerçeveler alüminyum ve arka kapağın parmak izi göstermeyen mat bir yapıyla geldiğini söyleyip bu da güzel detaylardan. Ekran tarafında da çerçeveler daha ince, haliyle ekran kasa oranında iyileşmiş durumda. 6.2 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. Yani ekranı kullanırken kullandığımız uygulamaya, yaptığımız işe göre ekran tazeleme hızını otomatik olarak ayarlıyor. Bu da pil tasarrufu açısından önemli bir katkı. HDR10 Plus, DCI P3 renk uzayı gibi üst seviye teknolojileri bu ekranda görebiliyoruz. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı, görüş açıları gerçekten muazzam seviyede. Telefonda video izlerken, içerik tüketirken gerçekten oldukça keyifli ve kompakt bir ekranla birlikteyiz. Ekranın her köşesine erişebildiğimiz ve kalite olarak da bu fiyat bandının tartışmasız en iyisi diyebilirim. Tepkisellik, dokunma hassasiyeti de bir o kadar üst seviyede. Parlaklık olarak da 1750 nitlik maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Güneşli havalarda bu kadar ışığın altında bile ekranı görmek hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. Ekran gayet canlı ve net bir şekilde gözüküyor. Yani ekran yönünde gerçekten eleştirebileceğim en ufak bir nokta yok. Ve S24'ün en çok merak edilen ve herkesin kafasındaki soru işareti işlemcisi. S24 Ultra'da 8 Gen 3 varken S24'te Samsung'la AMD'nin ortak üretimi Exynos 2400'ü görüyoruz. Bu video deneyim üzerine olduğu için teknik detaylara girmeyeceğim. S23 ile performans anlamında oyun tarafında veya günlük kullanımda bir fark var mı derseniz, açıkçası son kullanıcı gözünden hissedilebilecek çok bir fark yok. Çünkü zaten 8 Gen 2'de oldukça performanslı ve iyi bir işlemci. Exynos 2400'de 8 Gen 2'nin %10 civarı daha geliştirilmiş bir hali diyebilirim. Ama 8 Gen 2'den ortalama 3-4 derece daha fazla ısınıyor. PUBG'de en yüksek ayarlar 60 FPS'i rahatlıkla alıyoruz. Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunda da en yüksek grafikleri alırsak 40-50 FPS bandında bir deneyim veriyor. Bir saatin üstünde aralıksız şekilde oyun oynadığımızda ısınmayı özellikle kameranın alt kısmında, yani yonga setinin olduğu tarafta ısınmayı hissediyoruz. Ama bu ısınmanın oyun oynarken bize bir dezavantajı yok. Elimizi yakacak, telefonu kullanamayacağımız derecede bir ısınmayla karşılaşmıyoruz. Evet, S24 Ultra'ya da S24 Plus'a göre de daha fazla ısınıyor. Genel bir kullanıcıysanız, oyunla yüksek performansla çok bir işiniz yoksa ısınma size hiçbir problem yaşatmayacaktır. Yani 8 Gen 2'yi deneyimlemiş ve Exynos 2400'ü de 3 aydır kullanan birisi olarak S24'e S23'ten geçtiğim için bir pişmanlık yaşamadım. Genel anlamda donanım gayet güçlü ve stabil bir şekilde çalışıyor. Kamera tarafında ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 10 megapiksel telefoto kamerası. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesinde S23 kıyasladığımda ışığı doğru bir şekilde aldığımız zaman gayet kaliteli, detaylarda kaybın olmadığı net kareler yakalayabiliyoruz. Ultra geniş açıda daha derli toplu bir hale getirilmiş. Nesnelerde bozulmalar yok. Zoom tarafında S23 ile hemen hemen aynı. Düşük ışık ve yoğun ışıkta, yani ters senaryolarda renklerdeki doğruluk ve canlılığın gerçekçilik tarafına kayması S23'e oranla bir adım daha öne çıkartıyor. Videolarda da 4K 60 FPS OIS ile gayet başarılı videolar çekebiliyoruz. Hareketli çekimde
bölümlerde de titreşimleri neredeyse hiç hissettirmiyor. Açıkçası genel kamera deneyimiyle fiyatına oranla da düşündüğümde tek eksi yanı fotoğraflarda halen genel renk dengesi biraz fazla canlı. Fakat iPhone 15 dışında diğer rakipleriyle kıyasladığımda S24 fiyatının zirvesinde. 4000 mAh batarya ve 25 watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Yine kutudan herhangi bir adaptör çıkmıyor. Batarya performansı olarak kağıt üstünde S23 ile çok bir farkı yok gibi gözükse de yoğun bir kullanımda S23 benim bir günümü çıkarmıyorken S24 ile ortalama 7 saatlik ekran süresi alabiliyorum. Oyun odaklı kullanımlarda bu süreler S23 ile hemen hemen aynı, 4-5 saatlere kadar. Ama benim gibi daha çok telefonda kamerayı kullanıyorsanız gündelik işlerde S24'ün bataryası ekran süresi olarak 1 saat daha fazla. Bunu da kullanıma vurduğumuzda yaklaşık 2 saatlik ekstra bir kullanım demek. Yani bataryada benden tam notu aldı. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1'i görüyoruz. Arayüz deneyimi, uygulama açılışları, uygulamalar arasında geçerken şu ana kadar en ufak bir donma, takılma, kasma problemiyle kesinlikle karşılaşmadım. Zaten One UI'ın hem kullanım kolaylığı hem de tepkiselliği gerçekten iyi seviyede ve S24'ün öne çıkaran, rakiplerinde olmayan en önemli noktası güncelleme desteği. Burada 7 yıl güncelleme alacak bir telefondan bahsediyorum. Yani Android 21'e kadar güncellemeleri almaya devam edecek. Tabi ilerleyen zamanlarda güncellemeler telefona nasıl etki edecek, bunlar da önemli. Ama ne olursa olsun güncelleme desteği cihazın ömrünü artıran en önemli detaylardan. Stereo hoparlörler var, Dolby Atmos desteğine sahip. Ses kalitesi oldukça doyurucuyken ses yüksekliğinin ben biraz daha yukarıda olmasını beklerdim. Yine de bir şeyler izlerken veya oyun oynarken verdiği deneyim kesinlikle yeterli. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği ile beraber geliyor. Parmak izi okuyucunun ekran altında olmasına rağmen piyasadaki en stabil çalışan sensörlerden biri. Suya ve toza karşı da IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Ozan, S24'ü 3 ay kullandın ve her noktasını inceledin. Peki bu fiyatı almak gerçekten mantıklı mı derseniz, şu anda 35.000 TL, Avrupa'da da 700 Euro'luk bir telefondan bahsediyorum. Kamera, ekran, tasarım ve malzeme kalitesinde bu fiyat bandında alabileceğiniz en dengeli telefon diyebilirim. Exynos 2400 bu cihazın en merak edilen, en çok eleştirilen noktasıydı. Benim oyun tarafında beklentim çok yüksek. Yani bütün oyunları en yüksek ayarlar, 60 FPS destekleyenlerde de 90-120 FPS almak istiyorum diyorsanız S24 Ultra gibi 8 genişli cihazlar veya Apple tarafında Pro modellere bakmak gerekiyor. Bunun haricinde benim gibi oyunla çok işi olmayan, telefonu kamera için, gündelik bir kullanım için alacaksanız S24 sizi gayet memnun edecektir. Özellikle kamera kısmında kamerayı içerik üretimi için kullanacaksanız da S23'ten de daha mantıklı. S23 mü, S24 mü derseniz de ben telefonu en fazla 2-3 yıl kullanıyorum. Yani güncel cihazlara geçmeyi seviyorum diyorsanız S23 alıp 2-3 yıl sonra tekrardan güncelleyebilirsiniz. Ama ben çok telefon değiştirmem. Aldığımda beni uzun yıllar götürsün dediğinizde de S24 7 yıl güncellemesiyle oldukça mantıklı. Ve son olarak da S24'e fiyatına oranla bir not verecek olursam benden 8.5 aldı. Peki siz S24'ü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ayrıca S24'ün farklı cihazlarla karşılaştırması gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.